Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün yine kendi tasarlamış olduğum güzel bir örnek göstereceğim sizlere. Örnek güzel oldu. Şöyle gösterişli, güzel yapılabilir bir örnek. Bu yazmanın üzerinde göstereceğim. Biliyorsunuz bunların üzerinde ben model gösteriyorum sizlere. Bunun tamamını yapmıyorum. Sadece model gösteriyorum. İplerim birebir uyumlu yazmamla. Bu şekilde bu iplerim mor, gold ve mavi. Bu ipleri kullanacağım. Birebir çok uyumlu. Şimdi bu yaz modelimi göstereyim sizlere. Şöyle bir model yaptım kızlar. Şunu motif yapıp ekledim. Şunu da üzerine yaptım. Üzerine yapmak daha kolay. Motif yap, eklemek daha zor. Şunu motif yaparak şuradan ekledim. Şuralar sonradan ekleniyor. Olmuyor. Bayağı bir zorluk çıkıyor. Sonra şöyle baktım, ben bunun üzerine niye yapmıyorum ki dedim. Üzerine yaptım. Üzerine yapınca daha kolay oldu yapımı. Şu alt kısmının şeyi bile güzel kızlar. Şöyle bakıldığında çok güzel. Suyu bile, çimi. Şuradan hemen ben tabii bunu böyle koydum ama bunun arasına ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane koydum. Siz ara mesafesini istediğiniz sayıda koyabilirsiniz. Şuradan hemen başına bir kez alıyorum. Başlama kısmınız da böyle olacak kızlar. İpi tığa tutturduktan sonra başına sarıp bir kez alıyorum, bir tane atlıyorum ikinciye. Bu şekilde bir iki defa da çıkaracaksınız. Daha sonra buradan bir iki üç dört zincir çekip bu şekilde aynı yere, başlama kısmı biraz zor oluyor da sonra bir tanesini yaparsanız yeter zaten, diğeri geliyor. Bu şekilde çekiyorum ipimi, iki üç dört beş 6 7 7 tane ilmik aldım. Bu şekilde kapatıyorum. Başına bir kez alıyorum. Bir tane tığ battısı atlayarak hemen yanındaki tığ battıya tığımı batıyorum. Burada şu taban kısmını başlayacağımız için buraya zincir çekmiyorum. Sadece bir tane zincir çekerek ilmik alacağım. 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi aldım. Şöyle topluyorum. Zincirimi çekip başına sarıp bir tığ battısı atlayarak ikinci tığ battıya batıyorum. Buraya zincir çekmedik. Bakın kızlar, tepesine şuraların ucunda zincir var, bunda yok. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, buraya 8 tane çekecektik. 8 tane zincir çekiyorum. Modeli unutmuşum. Şu aradan bu şekilde batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Başına sarıyorum. Başına bir iki defa sarıyorum. 2 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip yapmış olduğum dolgunun üzerine 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yapıp hemen yuvaya batıyorum. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen zincirin içine değil, dibine bu şekilde batıyorum. 5 zincir çekip burayı da aynı şekilde dolduruyorum. Yedi tane doldurdum. Şimdi yuvaya batıyorum.
Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir yaprağını yaptım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5. Tabanına bakıyorum ki kaç zincir çektim acaba diye. 5, 6, unutmuşum. Neyse şuraya 6 zincir çekeyim. Şöyle halka kullanacağız. Bu halkalar kızlar mavi kutulu kapta. Büyük boy halka. Kullanacağımız halka. Şöyle tepesine takıyorum. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dolgumu yaptıktan sonra aynı yere bu şekilde batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip şöyle bir halka daha alıyorum. Halkamı buraya tutturduktan sonra tekrar 7 tane sık iğne yapıyorum. 7 sık iğnemi yaptıktan sonra aynı yere batıyorum. Evet, bu aralarını yaptık. Şimdi şunun aynı sayıda şunla bir de bu tarafa yapıyorum. Bunu bu şekilde bir de bu tarafa yaptım. Bakın. Böyle yaptıktan sonra hemen ne yapıyorum? Şuraya bakın. Bir tane direğimiz vardı. Hemen içinden batıyorum. Şuraya yaptığım dolgunun tekrar 7 tane ilmik alıyorum. İpliğimi bayağı kısa koparmışım. 7 tane ilmik alamayacağım galiba. Şöyle alabildiğimi alayım, ekleyeyim. Şu şekilde alayım, ekleyeyim. Ben de buradan bu şekilde devam ediyoruz kızlar. İpliğim kısaydı, şey yapamadım. Şimdi iplik ekleyemem. Bunu buradan bitireyim. Şimdi hemen şunu ekleyerek başlayacağım. Şuradan şu dip kısımdan ipimi buraya tutturuyorum. Buradan halkamı alıyorum içerisine. Bir, iki tane bu şekilde sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çekiyorum, dönüyorum. Şu ikinci sık iğnenin içerisine batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Hemen buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında bunun içine ben 10 tane doldurmuştum. Diğerinin bu gevşek çektim galiba şeyi. Zinciri 11, 12 tane dolduralım buna. Tekrar dibine batıyorum. 1, 2 defa sık iğne yaptım. Şimdi sıkı çekeceğim zincirleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Dönüyorum. Şu arada bakın bir tane boşluk var. Bu boşluğun içerisinden batıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum. Yapmış olduğum zincirin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne ile doldurduktan sonra tekrar 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine gevşek çektim. İnce tığımı alacağım ki diğeriyle eşit olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekiyorum. Şuradaki bir tane sık iğneden batıyorum ortadaki. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, kızarca 12 geliyor. Bilmiyorum niye şey oldu ama diğerine ben iplik mi inceydi neydi, 10 doldurdum ama buna 12 denk geliyor. 1, 2. Bakın bu şekilde yaptık. Şu 10 aradaki küçük oldu bakın. Tam sayıda yapın. Şu 12 içeri yapsaydım ben diğer motiflerden büyük olacaktı. Neyse büyük küçük fark etmez siz. Şuradaki sık iğnenin sayısını kaç koyduysanız bütün motiflerinizin sık iğnesinin sayısını öyle koyun. Şunları ben 10'ar tane doldurarak yaptım. İplik sanırım biraz ince. Şu elimdeki iplikte markası değişik. O yüzden buraya kaç tane? 1, 2, 3 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. Buraya şimdi ben aynı gösterdiğim gibi 2 tane daha yapıp döneceğim. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Şimdi sonuncuyu şuraya 1, 2 tane sık iğnemi yapıp buradan bitiriyorum. Bu şekilde kızlar bir yaprağını yaptık. Diğerini de yapayım, şu ekleme kısımlarını göstereyim yaparken. Bu şekilde başladım, döndüm. Şuranın eklemesini göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Şuradaki oyamın bakın tam şu tepe kısmından tığımı batıp şöyle çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne yapıp 2 tane tekrar halkanın içine sık iğneyi yapıyorum. İlk önce bu arayı buradan bu şekilde ekliyoruz. Şu uç kısmında nasıl ekleyeceksiniz onu da. Şimdi şu 5.'deyiz bakın kızlar. Şu uç kısmını ekleme kısmını göstereceğim. 5.'yi yaparken şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektik. Şunu bırakıyorum bakın ipimi. Hemen şunun tepesinden ipimi bu şekilde geçiriyorum. 8 tane yapmıştık. 9, 10, 11, 12. 12'ye tamamladık. Şimdi buradan hemen buraya 1, 2 tane sık iğneyi yapıp bunu buradan koparıyorum. Bu şekilde kopardım. Şimdi şurayı düzelteyim. Evet kızlar, bu şekilde şeyimizi bitirdim. Yapımı çok kolay kızlar, zor değil. Kolay, yapılabilir, güzel bir model oldu. Şöyle bakın, dediğim gibi aralarını da istediğin sayıda, şunlara arkasından 1 2 üt bastım ben. Şöyle de şu ütüsüz bakın. Şu arka tarafından ütülendiğinde güzel duracak kalıp gibi. Bu şekilde gayet güzel ve hoş bir tığ oyamız. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.